Merhaba arkadaşlar. Bir önceki dersimizin videosunda sizlerle birlikte aritmetiksel operatörleri ve artırma, azaltma operatörleri ile ilgili bir takım uygulamalar yapmıştık ve onların ne işe yaradığını bu uygulamalarla öğrenmiştik. Aritmetiksel atama operatörleri diye yeni bir konumuz var. Bu konuyu da şöyle düşünebilirsiniz. Atama operatörleri ile aritmetiksel operatörlerin birleştirmiş hali şeklinde düşünebilirsiniz. Burada örneğimize bakacak olursak A eşittir B şeklinde bir ifade ile karşı karşıyayız. Buradaki sol tarafta A, sağ tarafta B şeklinde iki değer vardır. Buradaki ifadeyi şöyle anlamamız lazım. B değeri A değişkenine aktarılmıştır. Yani B'nin bulunduğu taraftaki değer her neyse A'nın olduğu taraftaki değişkene atanmış veya aktarılmıştır diyebiliriz. Gelin şimdi de aşağıdaki gösterimlere bir göz atalım. Eşittir'i aktarma ve atama için kullanıyoruz. Örneğin A eşittir B şeklindeki bir ifade B'nin değerini A'ya ata, A'ya aktar anlamına geliyor. Artı eşittir şeklindeki bir ifadeyi gördüğünüzde örneğin A artı eşittir B şeklindeki bir ifadede aslında şunu söylemek istiyorsunuz. A eşittir A artı B şeklindedir. Yani A ile B'yi topla A'ya aktar anlamına geliyor. Eksi eşittir gibi bir ifade ile karşılaştığımızda buradaki örneğimize bakıyoruz. A eksi eşittir B şeklindeki bir ifade de A eşittir A eksi B şeklinde bir ifadeye denk geliyor. Yani siz bu ifadeleri kaldırıp şuradaki ifadeyi yazabilirdiniz. Ancak bu bir kısaltma olduğu için genelde bu şekilde karşılaştığınızda A'dan B'yi çıkar, A'ya aktar anlamına geliyor. Yine yıldız ve eşittir içinde bu şekilde bir örnekle karşılaştığımızda A ile B'yi çarp, A'ya aktar yani A'ya ata anlamına geliyor. Bölme işlemi eşittir şeklinde bir ifadeyle karşılaştığımızda A ters ilaç eşittir B yani A'yı B'ye böl ve sonucu A'ya aktar. Yüzde eşittir şeklinde bir ifade ile karşılaştığınızda buradaki örnekteki gibi A yüzde işareti eşittir B yani A'yı B'ye böl ve kalanı A'ya aktar anlamına geliyor. Buradaki kırmızı şekillerde yazılabileceği gibi şurada gördüğünüz açıklamalı şeklinde yazmanız da mümkündür. Gelin beraber hep birlikte aritmetiksel atama operatörleri ile ilgili örnek basit uygulamalar yapalım. Arduino IDE programımızı açtık. Arduino'muzu bilgisayarımıza taktık ve şu an kodlama alanında yorum satırlarını hemen hızlı bir şekilde silelim ve kullanmaya başlayalım. Öncelikle çalışmalarımızda devamlılık olmayacağı için Void Setup bölümünü kullanacağım. Hemen buradaki Global Değişken bölümüne gidip iki tane sayı tanımlıyorum. Burada ilk uygulamamız aslında gerçekleşti. Ne dedik? 7 değerini A'ya ata dedik ve böylece ilk işlemimizi yapmış olduk. Şimdi de ikinci sayımızı tanımlayalım. A 7, B 8 şeklindeki sayımızı tanımladık. İşlemleri kontrol için serial port ekranını kullanacağımız için hemen kodlarımızı yazıyoruz. Serial begin komutuyla seri portumuzu başlattık ve buradaki işlemleri yavaş yavaş uygulayalım. Öncelikle bize bir metin yazsın düzgün bir şekilde. Sayıların toplamı, sayıların çıkarılması, sayıların çarpımı şeklinde ifadeler düzgün bir şekilde olması için yapacağım işlemler sayıların toplanması ve A sayısına aktarılması. Hemen burada serial print diyorum. Gözlemlediğiniz üzere sayıları toplayacak ve bu sayıları A değişkenine aktaracak. Böylece çalışmamız hazır. Bu çalışmamızı Arduino'muza yüklememiz gerekiyor ama çalışma önceden kaydetmeniz gerekiyor.
Arduino'muza yükledikten sonra seri port ekranını açıyorum. Sayıları topladı ve A sayısını aktardı. Birinci sayımız şuradan gözlemleyeceğiniz üzere 7, ikinci sayımız gördüğünüz gibi 8'di ve ikisinin toplamı 15 olarak yazdı ve bize de bu uyarımızı verdi. Bir sonraki uygulama için bu bölümü siliyorum. A sayısından çıkardı ve A sayısını aktardı diyelim. İşlemi düzeltmek için şuradaki print bölümünde eksi eşittir'i kullanıyoruz ve kaydetme işlemi, yükleme işlemi gerçekleştirdikten sonra seri port ekranımızı açacağız ve değeri göreceğiz. Burada eksi 1 şeklinde bir ifade görmemiz gerekiyor. Çalıştırıyorum. Evet, biraz uzun oldu. A sayısından B sayısını çıkardı ve A sayısına aktardı. Gördüğünüz gibi eksi 1 sonucunu verdi. Bir sonraki işlem için çarpma işlemini kullanalım. A sayısını B sayısı ile çarptı ve A sayısına aktardı işlemini yapalım. Burada çarpma işlemi için yıldızı kullandık ve yükle diyoruz. Yükleme işlemi tamamlandı. A sayısını B sayısı ile çarptı ve A sayısına aktardı, 56 diye bir sonuç verdi. Bu işlem doğru olduğu için bir sonraki uygulamamıza geçelim. Aritmetiksel atama operatörlerini inceliyorduk. Burada bölme işlemi kullanacağız. A sayısını B sayısına, gerçi burada eksik bir şey yapmışız ama olsun. A sayısını B sayısına böl ve A sayısına aktar diyelim. İşlem için bir hata oluşacaktır. Neden? Çünkü int diye tam sayı değişkeni oluşturmuşuz. Bunları float olarak veya double olarak değiştirmemiz gerekiyor. Programın hata vermemesi için. Programımızı yükleyelim. Program yüklenmesi tamamlandı. Seri portumuzu açıyoruz. A sayısını B sayısına böldü ve A sayısına aktardı. 0.88. Son bir işlemimiz var. A mod B şeklindeki bir ifade var. Ancak burada bir hata gerçekleşecektir. Burada bir tam sayı çıkacağı için buradaki değişken türlerimizi integer olarak değiştirmemiz lazım. A mod B şeklindeki bir ifade de yüzde işareti olarak belirlenecektir. Ancak burada da bir 7 sayısını görmememiz için B ile A'nın yerini değiştirelim ve böylece kalanın 1 olduğunu bilelim. 8'i 7'ye böl, kalanı B'ye aktar dedik ve sonuç B'de görüneceği için bizim sonucumuz 1 olarak görünecektir. A sayısını B sayısına böl değil, B sayısını A sayısına böl ve kalanı B sayısına aktar dedik. Hemen tekrar yükleme işlemini yapalım. Yükleme tamamlandı. Açıyorum. B sayısını A sayısına böl ve kalanı B'ye aktar dediğimizde bir sonucunu verdi ve işlemimiz doğru oldu arkadaşlar. Böylece bizler aritmetiksel atama operatörlerini incelemiş olduk. Bir diğer operatör çeşidimiz mantıksal operatörler. Mantıksal operatörler birden fazla verinin birbiriyle kıyaslanması durumunda kullanılırlar arkadaşlar. Üç çeşittir. V mantıksal operatörü AND şeklinde de İngilizce'de yazılabilir. Arduino'da gösterimi şu şekilde çift V şeklindedir. Veya mantıksal operatörü OR şeklinde de yazılabileceği gibi Arduino'da gösterimi çift çizgi şeklindedir. Yine değil dediğimiz NOT mantıksal operatörü de ünlem işareti şeklindedir. Ve Arduino'da biz ünlem işaretini gördüğümüzde değil mantıksal operatörünü kullanıldığını bilmeniz gerekiyor. Şimdi bunlarla ilgili örneklerimize baktığımızda
mantıksal operatörlerin verilerin kıyaslanması durumunda kullanıldığını öğrendik. Örneklerimize bakalım. Örneğin A, D ve C şeklinde 3 sayımız olsun. A'nın D ile D'nin C ile kıyaslanması durumlarında biz bir sonuç elde etmemiz gerekiyor. Bunu yazabilmek için A büyüktür D olduğunda ve C küçüktür D şeklinde bir yazımda Arduino şunu anlayacaktır. Bu iki şartı sağladığında yazılan kodu çalıştıracağım. Ancak bu iki şartı sağlamazsa ve biri sağlanırsa bu içerisinde belirtilen kodları çalıştırmayacağım anlamına geliyor. A'nın D'den büyük olması durumunda ve C'nin D'den küçük olması durumunda bu kodları çalıştır. Aşağıdaki veya işlemiyle ilgili olan örneğimize baktığımızda A, B, C şeklinde 3 sayımız olsun. A'nın B'den büyük olma durumunda veya C'nin A'dan küçük olma durumunda kodlarımız çalışacaktır. Peki bu iki koşulun aynı anda beraber sağlanması gerekiyor mu? Hayır. Bunlardan herhangi birisi sağlandığında kodlarınız çalışacak. Peki V dediğimiz mantıksal operatörde ne vardı? Her ikisi de sağlandığında, her ikisi de doğru olduğunda kodlarımız çalışacaktı. Burada koşullardan herhangi birinin sağlanması durumunda bizim kodlarımız çalışacak. Bir de değil dediğimiz bir mantıksal ifademiz var. Örneğin A ve B şeklinde iki sayımız olsun. Ünlem işareti parantez içerisinde A küçük B değil şeklindedir. Burada A ile B'yi belirttiğinizde A'nın B'den küçük olmadığı durumda yani eşi değildir dediğinizde işlem sağlanacak, doğru olarak sağlanacak ve kodlarınız ona göre çalışacaktır. Mantıksal operatörlerle ilgili söyleyeceklerimiz bunlar ve bunların basit bir kullanımı ile ilgili bir örnek yapacağız birazdan sizlerle. Ancak burada bir şey ifade etmek gerekirse şuradaki işaretleri biz şuradaki açıklamalarından daha fazla kullandığımızı söyleyebilirim. Yani burada genelde gösterimlerde veya kod yazımlarında bu işaretlerle karşılaşırsanız çift V işareti yan yana yazılmışsa V mantıksal operatörü çift çizgiyi yan yana gördüğünüzde bu V anlamına geliyordu. Çift çizgi genelde klavyemizde Z harfinin eğer kul klavye kullanıyorsanız Z harfinin yanındaki büyüktür küçüktür işareti ve Alt GR tuşuyla beraber çıkıyor. Gelin şimdi de örneklerimizi inceleyelim. Mantıksal operatörlerle ilgili çalışmamızı yapabilmek için öncelikle bir Arduino IDE programında bir sayfa açıyorum ve yorum satırlarını hızlı bir şekilde siliyorum. Buradaki global değişken bölümüne 3 tane değişken tanımlıyorum. Int A eşittir 15. Int B eşittir 18. Global değişkenlerimi A, B, C şeklinde tanımladım ve A'ya 15 değerini, B'ye 18 değerini, C'ye ise 10 değerini atadım. Seri portumuzu başlattık ve böylece seri portla ilgili çalışmalar yapabileceğiz. Seri port ekranını çalıştırdığımızda önce sayıların kıyaslanması şeklinde bize bir başlık göstersin. Bunun için serial print komutunu kullanacağım. Serial print komutu seri port ekranına yaz anlamına gelen bir komut ve burada gördüğünüz gibi sayıların kıyaslanması şeklinde bir ifade bize yazacak. Buradaki kıyaslama işlemleri için if kontrol yapısını kullanacağız. If kontrol yapısını şu ana kadarki videoları izleyen arkadaşlar anlatmadığımı göreceklerdir. Çünkü bundan sonraki derslerde if kontrol yapıları ve diğer kontrol ve karar yapıları ile ilgili videoları ekleyeceğim. Böylece if kontrol yapısını biraz erkenden tanımış olacaksınız bu derste. Ancak bizim şu an amacımız sadece buradaki mantıksal ifadeleri öğrenebilmek. Çalışmamızda if kontrol yapısını kullanacağız.
Evet, koşulumuzu yazdık. A'nın B'den büyük olma durumu. A'nın B'den büyük olmadığını hemen anlayabiliriz. Peki C B'den küçük müdür? Gerçekten de C B'den küçüktür. Bu durumda şu gördüğünüz koşul sağlanmamış ve bu gördüğünüz koşul ise sağlanmıştır. Biz bu komutu bu şekilde yazdığımızda programı aslında şunu demiş oluruz. A B'den büyükse ve C B'den küçükse o zaman bu süslü parantez içerisindeki çalışmayı yap. Burada serial ekrana bir yazı yazdıralım. Evet, işlemin koşulları doğru arkadaşlar dedi. Ancak burada doğru olmama bir durumu var. Bu yüzden hemen süslü parantezlerin dışına çıkıp else'yi kullanalım. Else deyip süslü parantezimizi açıyoruz. Ve koşullarımızın sonucu sağlanmaması durumunu buradaki bölüme yazıyoruz. Evet, programımız bitti. Eğer A büyük B ise ve C küçük B ise gördüğünüz gibi işlem koşulları doğru diye bir sonuç verecek. Bunlar değilse, bu koşullar sağlanmazsa o zaman ekranımıza işlem koşulları sağlanamadı diye yazacak. Arduino'muzu yüklüyoruz. Yine bunu masaüstüne kaydedelim. Ve seri port ekranımızı yükleme bittikten sonra çalıştıralım. Yükleme işlemi tamamlandı. Seri port ekranını açıyorum. Bakın gördüğünüz gibi çok hızlı bir şekilde işlem koşulları sağlanamadı diyor. Tekrar komutlarımızı Arduino'muza yüklüyoruz. Yükleme işlemi tamamlandı ve çalıştırıyoruz. Sayıların kıyaslanması diye bir başlık attı ve işlem koşulları sağlanamadı deyip ekranımıza yazdı. Şimdi işlemlerin koşullarını sağlayalım. A B'den küçüktür ve C B'den de küçüktür şeklinde bir düzeltme yaptık. Kodlarımızı yüklüyoruz. Seri port ekranımızı açıyoruz. Bakın sayıların kıyaslanması, işlem koşulları doğru. Bu şekilde biz V dediğimiz mantıksal operatörün çalışma sistemini gözlemledik. Gelin şimdi de sizlerle beraber veya mantıksal operatörünün kullanımını aynı program içerisinde kullanalım. Şuradaki V operatörünü kaldırıp Alt Gr tuşuna basıp büyüktür küçüktür tuşlarına dokunduktan sonra V operatörünü ekledim. V operatöründe koşullardan herhangi birisi sağlandığında işlem doğru olarak kabul gördüğü için buradaki A küçük müdür B'den bakıyoruz. Evet, A küçüktür B'den, C küçük müdür B'den, C küçüktür B'den şeklinde her iki ifadenin de doğru olarak sağlandığını gözlemleyebiliriz. Ancak biz buradan bir tanesini A büyüktür B şeklinde koşulu sağlamadığında bakalım nasıl bir sonuç verecek. Arduino'muza yüklüyorum. Yükleme tamamlandı ve seri port ekranını çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi sayıların kıyaslanması işlem doğru. Neden işlem doğru? Çünkü V operatöründe her iki şartın herhangi bir tanesi gerçekleşme durumunda işlem doğru olarak kabul ediliyordu. Şimdi bu şartların ikisinin de sağlanmaması durumunu oluşturalım. C küçüktür B yerine C büyüktür B şeklinde ifademizi düzelttik ve Arduino'muza yüklüyoruz. Yükleme tamamlandı ve şuradaki seri port ekranını açma tuşuna tıklıyorum. Bakın işlem koşulları sağlanamadı. Neden? Çünkü bu ifadelerden herhangi birisi doğru değil. O yüzden program bu kısmı atlayıp bir sonraki kısma geçti ve işlem koşulları sağlanamadı diye seri port ekranımıza yazdı. Şimdi de eşit değildir seçeneğini kullanalım ve bunu tek başına kullanalım. Şuradaki veya ifadesini de sildik ve gözlemlediğiniz gibi
A eşit değildir B durumunda koşullar sağlandı. Dolayısıyla sonucumuz işlem koşulları doğru şeklinde olması gerekiyor. Yükleyelim Arduino'ya. Seri port ekranını başlatıyorum. Sayıların kıyaslanması işlem koşulları doğru. Neden doğru? Çünkü biz buradaki ifadesinin koşulu olarak A büyük değildir B şeklinde bir ifade kullandık. Gerçekte de yukarıya baktığınızda A B'den büyük olmadığı için işlem doğru olarak kabul edildi. Şimdi bu işlemi tam tersi bir durumda uygulayalım. A küçüktür B değildir şeklindeki bir ifade yazdık. Seri port ekranımı açıyorum. Bakın sayıların kıyaslanması işlem koşulları sağlanmadı. Neden sağlanmadı? Çünkü biz burada dedik ki A B'den küçük değildir. Oysa ki A B'den küçüktür arkadaşlar. Program bu kısmı atlayıp bir sonraki bölümün sonucunu bize verdi. Böylece bizler Arduino'da V veya V değil mantıksal operatörlerinin nasıl kullanılmış olduğunu örneklerle öğrendik.